İnsan Hakları Haftası'ndan kaynaklı olarak Türkiye ve Kürdistan'daki insan hakları raporlarını ve insan haklarının durumunu konuşacağız demiştik. Gazeteci arkadaşımız Fehim Işık, stüdyo konuğumuz. Merhaba Sayın Işık, hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Hemen konuya girmek istiyorum. 10-17 Aralık Dünya İnsan Hakları Haftası dolayısıyla Türkiye'de 2020 yılı insan hakları karnesi nasıldır, nasıl gördünüz? Yani manşetlerimizden biri dikkat çekiciydi. Yeni Yaşam'ın manşeti insan haklarını helikopterden attılar diyordu. Doğrusu 90'ları yaşayan bir gazeteciyim. 90'larda asit kuyularda attıkları insan haklarını bugün de helikopterden atıyorlar. Yani mevcut durumda Türkiye'de iktidarın tutumundan kaynaklı olarak AKP-MHP faşist iktidarı ki son günlerdeki saldırganlıkla kendisini daha fazla teşhir etmeye başladı. İşte böylesi bir iktidarın tutumundan dolayı ülkede hukuk yok, ülkede yoksulluk alabildiğini artmış, ülkede elini attığın her şey elinde kalıyor. Böylesi bir tablo içerisinde de en büyük garabeti insanlar yaşıyor. Yani tüm dünyadaki standartların hiçbiri yok Türkiye'de. Evet. Yani ne ekonomik açıdan insanlar rahat, ne hukuksal açıdan insanlar rahat. Yani düşünün, bir ülkede bir siyasetçiyi eleştirmek suçtu. Şimdi bir mafya çetesini bile eleştirmek suç. Yani insanlar Alaaddin Çakıcı'yı eleştirdi diye tutuklanıyorlar Türkiye'de. Ki yine bir gazeteci arkadaşımızın belirlemesiydi. 90'larda devlet mafyayı kullanıyordu diyordu. Şimdi bizzat devletin kendisi mafyalaşmış. Şimdi böyle bir tablo içerisinde mafyanın devleti yönettiği bir Türkiye'de doğrusu insan haklarından söz etmek, hele hele o yayınlanan raporlarla bunu ifade edebilmek çok güç. Yani bunun ötesinde de aslında bir şey vardı. Mafyalaşan devletten bahsettiniz Sayın Işık. Hafta içerisinde de gördük, özellikle İçişleri Bakanlığı bütçesi tartışıldığında Türk Meclisi'nde Süleyman Soylu o infazları savunur pozisyondaydı. Sanki o çetenin yaptığı bütün eylem ve etkinlikler normalmiş gibi bir çıkış yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyor? İşte durum tam da bu. Yani dediğim gibi devlet mafyalaşmış, mafya devleti yönetiyor. İşte o mafyacıların biri de, mafya çetelerinden biri de adı İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu. Yani Süleyman Soylu'nun söylediklerine, dünkü meclisteki tutumuna bakınca doğrusu tabloyu çok daha rahat anlayabiliyorsunuz. Yani saldırgan, iğrenç, hakaretamiz, ne kadar sözcük varsa peş peşe söylüyor. Niye? Çünkü sonuç itibariyle teşhir de oluyorlar. Yani özellikle bu dönem dikkat çekmek lazım. Yani Süleyman Soylu mecliste o yargısı infazları savunurken, ki yargılısı da olmaz infazın, ayrıca belki o kavram da yanlış bir kavram, o infazları savunurken, devletin işkencesini, mafya çetelerinin saldırılarını savunurken ortaya çıkan tabloyu teşhir eden bir HDP vardı. Yani HDP'lilerin tümü birden mecliste o devlet tarafından özellikle 2015'ten günümüze infaz edilen, zindanlara atılan, baskı altına alınan insanların, işkence gören insanların fotoğrafını çekerek, göstererek teşhir etmeleri önemli bir olguydu. Onları kudurtan da o, ama şunu çok somut görmek lazım artık. Ülkede hukuk yok, ülkede yönetim de yok. Ülkeyi yöneten bir grup mafyatik çete, ülkeyi yöneten MHP aklı, ülkeyi yöneten faşizm. Oradan hemen basına geçmek istiyorum. Basına yönelik hak ihlalleri de açıkçası çok fazla yoğundu 2020 yılında ve raporlara da yansıdı. Raporlara da listenin ön sıralarında yerlerini aldı. İnsan Hakları Haftası'nda özgür basına yönelik saldırılar, bunlar nasıl görüldü basında, ya da yıl boyunca siz bunları nasıl takip edebildiniz? Ya 2015'ten bu yana, mesela sadece 2015'ten bu yana yaşananlara baktığımızda, bu devletin savaş kararı verdikten sonra yine en ağır biçimde yöneldiği kesim gazeteciler, basın oldu. Ve bununla ilgili özellikle 2016 darbesini gerekçe edip çokça basın kurumunu kapattı. Yani düşünün, mesela ben hala unutamıyorum, Nedim Türfent gazeteci arkadaşımız Yüksekova'da "Türk'ün gücünü göreceksiniz" diyen bir faşist Türk subayının halka yaptığı işkenceyi yayınladığı için zindana atıldı, hapisle cezalandırıldı. Şimdi yine Mezopotamya Ajansı'ndan Jinnev'den arkadaşlarımız helikopterden atılan Osman Turgut
Servet Turgut ve Osman Şivan haberini yaptıkları için tutuklanıyorlar. O yetmiyor. Ondan sonra da tutuklamalar devam ediyor. Zindanlar, zindana atmalar, baskılar, işkenceler devam ediyor. Ama başka bir şey de var. Hiç 90'larda bile durmayan bir şeydi. Gazeteleri bombaladılar. Onlarca gazeteci arkadaşımızı, 73'ün üstünde gazeteci arkadaşımızı, aralarında Musa Anter gibi 100 yıllık çınarımızı da katlettiler. Ama buna rağmen Kürt medyası durmadı. Medya durmadı. Şimdi Türkiye'de sadece Kürt medyasına değil, AKP'li olmayan her medyaya dönük saldırı var. Yine kılıcın sivri ucunda, sivri tarafında Kürtler var, Kürt medyası var. Ama diğer taraftan herkese dönük bir saldırı var ama hepsi de 90'larda olduğu gibi de susmuyorlar. Günümüz teknolojisi de onları daha fazla teşhir ve deşifre eden bir durumda. Biraz önce o meclisle ilgili dediğim şey, devlet TV'leri göstermiyor bunu ama ya da Erdoğan'ın hükmü altındaki televizyonlar, basın yayın organları göstermiyor. Türkiye'de de %97 basın onların kontrolünde. Ama herkes izleyebiliyor. Niye? Çünkü alternatif kaynaklar çoğalmış, alternatif mecralar var ve insanlar o alternatif mecralardan Türkiye'yi yöneten çetelerin tablosunu çok rahat görebiliyorlar. Ama esas olan tabii buna karşı ciddi ve etkili bir muhalefettir. O da belki o muhalefete geleceğim açıkçası. Bir iki kelime de oradan alayım. Muhalefet, çünkü basın, yayın, gazetecilik toplumun vicdanıdır. Yani toplumun sesidir. O da bastırıldığı zaman zaten kimse siyaset bile yapamaz. Muhalefet bu konuya nasıl yaklaşıyor? Bir iki cümle de oradan alayım Sayın Işık. Yani muhalefet, ben son özellikle bütçe görüşmelerinde izledim. HDP'nin cesur politikası, kanaatim o ki sadece HDP ve HDP'nin kitlesi üzerinde etki oluşturmadı. HDP'nin dışındaki kesim üzerinde de etki oluşturmaya başladı. Yani çok yakından izlediğimiz Kemal Kılıçdaroğlu hep ürkek ve korkak konuşur. Eleştiride de sürekli ama sonuçta çok alt perdeden alırdı. Hedefinde yine ağırlıkla Kürtler vardı. Ama düşünün, Kemal Kılıçdaroğlu bile hayatının en sert konuşmasını bu bütçe görüşmeleri başlarken yaptı. Ona o cesareti veren de HDP'lilerin tutumuydu. Aynı tutum HDP'nin dışındaki diğer muhalif partilere de, özellikle CHP'nin sol sosyalist kanadından, yurtsever kanadından insanlara da gelmiş. Yani orada da öyle bir durum var. Bu önemli ama bu yalnız başta yeterli değil. Yani bu muhalefetin toplumun tümüne yayılması lazım. Çünkü çok ciddi bir durum var. Belki onu diyerek bitirmekte yarar var. O ciddi durum da şu: sıkıştıkça saldırganlaşıyorlar. MHP'nin bir yöneticisi, adını bile anmaya değmez, gerçekten adını ağzıma almak istemiyorum, bir yöneticisi açıkça soykırım talep etti. Yani açık, net bir şekilde Kürt halkını tamamen bir bütün olarak yok etmekten söz etti. Bu bir talimattır MHP'li faşistlere. Bu bir talimattır devleti yöneten çeteye. O talimatı aldığı yerlerden getirmiştir ve sunmuştur. İşte buna karşı çok duyarlı olmak lazım. Çünkü sonuç itibariyle bu saldırı yalnızca HDP'ye ve Kürtlere değil, bu saldırı Türkiye'de İnsan olmaktan kaynaklı hak ve hukuka sahip olduğunu söyleyen herkesedir. Böylesini de bilmekte yarar var. Sayın Efe'yim Işık, aslında insan hakları günü dolayısıyla uluslararası kuruluşlar da sessiz kalmadılar. Uluslararası basın enstitüsü de o gün itibariyle bir kampanya başlattı. O konuyla ilgili bir haberimiz var. Onu bir izleyelim. Sonra devam edeceğiz. Evet değerli izleyiciler, insan hakları haftasından kaynaklı olarak uluslararası basın enstitüsü bir kampanya başlatmıştı. Türkiye'deki özgür basının baskılarına dikkat çekmek amacıyla. Haberimizi izleyelim, üzerine konuşacağız. Uluslararası Basın Enstitüsü 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Türkiye'de basın özgürlüğünü korumak ve gazetecilerin özgür haber yapmalarının sağlanması için Türkiye ve uluslararası yetkililere global çağrıda bulunduğu bir kampanya başlattı. Özgür basın sloganı ile başlatılan kampanyanın hedefi ise tutsak gazetecilerin serbest bırakılması, terörle mücadele kanunu kapsamındaki ve diğer asılsız suçlamalarla gazeteci yargılamalarının sona ermesi, yargı sisteminde reformlarla siyasi etkilerden bağımsızlığının sağlanması, online içeriklere uygulanan sansürlerin sonlandırılması, medyayı denetleyici kurumların bağımsız medya üzerindeki baskılarının sonlandırılması olarak açıklandı.
Avrupa Birliği Konseyi'nin toplantılarıyla aynı zamana denk getirilen kampanya kapsamında Türkiye'de ve Avrupa'daki bazı gazetelerde yayınlanacak ilanlarla basın özgürlüğünün temel bir hak olarak önemine dikkat çekilecek. Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlalleri üzerine detaylı çalışmalar yürüten Uluslararası Basın Enstitüsü, özellikle 2016'daki darbe girişiminden bu yana eleştiriler seslere dönük yönelimi belgeledi. Uluslararası Basın Enstitüsü'nün duyurduğu verilerden bazıları şöyle. Hapisteki gazeteci sayısı 79. 2020'de görülen bireysel gazeteci davası sayısı 120. 2016'dan bu yana kapatılan medya kuruluşlarının sayısı 170. 2016'dan bu yana gazetecilere verilen toplam hapis cezası 1252 yıl. Hemen devam edelim bu kampanya ilişkin olarak. Soruyorum, bu kampanya uluslararası bir kuruluş tarafından başlatıldı ama uluslararası kamuoyunun, özellikle Türkiye'de iyi ilişkiler içerisinde olan devletlerin kendi normlarını göz ardı ederek Türkiye'deki bu basın baskılarına yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsun? En başından beri aslında Avrupalı kurumların, insan hakları örgütlerinin, basın örgütlerinin yaklaşımı çok net, temiz. Özellikle mesela Uluslararası Basın Enstitüsü, bunların başında gelen, mesleğimizi ilgilendirdiği için söylüyorum. Çok ciddi, önemli kampanyalar başlattılar, yaşama geçirdiler. Zaman zaman etkili sonuçlar da aldılar. Ama bu kampanyaların hem Türkiye'deki faşist iktidar üzerinde hem de Avrupa'da Türkiye ile çıkar ilişkisi içerisinde olan devletler düzeyindeki etkisi doğrusu o devletlerin tutumundan kaynaklı olarak hep eksik kaldı. Yani biraz sonra konuşacaksınız, ayrıntıya gerek yok. Son Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde de bu tablo kendini gösterdi. İki yüzlü bir tutum içerisindeler. Ama kamuoyu, halk, sivil toplum örgütleri bu konuda temiz, etkili, doğru çalışmalar yapıyorlar. Uluslararası Basın Enstitüsü de bizim mesleğimizi yürüttüğümüz alanda etkili kampanyalara imza atan önemli bir kurum. Basın özgürlüğünün kampanyasında ben desteklenmesi ve etkili bir sonuç alacağına da inanıyorum. Fehim Işık, çok çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlarınız için. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun.